Merhaba arkadaşlar, bu videoda Atatürk'ün inkılapları yapıldığı alanlara göre ele alınacak. İlk olarak hukuk alanında yapılan inkılaplar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1921, 1924 Anayasası, Şeriye Mahkemelerinin kapatılması 1924, Medeni Kanunun kabulü 1926 ve Türk Ceza Kanunu 1926. Siyasal alanda yapılan inkılaplar, ilk olarak 1 Kasım 1922'deki saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923 ve halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar. Öğretimin birleştirilmesi 1924. Maarif Teşkilatı hakkında kanun 1926. Medreselerin kapatılması 1926. Millet mekteplerinin açılması 1928. Harf devrimi 1928. Güzel sanatlarda yapılan yenilikler 1928. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 1931, Türk Dil Kurumu'nun kurulması 1932 ve Üniversite Reformu 1933. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar, tekke ve zaviyelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Kılık kıyafette değişiklik, 1925'ten başlayıp 1934'e kadar süren bir süreç. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler, yine 1925'te başlayıp 1935'e kadar süren bir süreç. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925 kanunun çıkışı dikkat edersek Türk kadınının medeni ve siyasi haklara kavuşması ise 1926 ve 34 arasındaki süreç. Ve ekonomik alanda yapılan inkılaplar. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 dikkat edersek Cumhuriyet'in ilanından daha önce. Aşar diğer adıyla öşür vergisinin kaldırılması 17 Şubat 1925. Çiftçinin özendirilmesi 1925. Örnek çiftliklerin kurulması 1925. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması 1925. Kabotaj Kanunu 1926. Sanayi Teşvik Kanunu 1927. 1. ve 2. Kalkınma Planları 1933 ve 1937 yıllarında. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması 1933. Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması ise 1935. Atatürk inkılaplarına, konularına göre kısaca böyle bakabiliriz. Daha fazla video için YouTube ve Facebook üzerinde bulunan Buğra Ayan sayfalarına abone olabilirsiniz.